her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda sorun eşliğinde yeni eğitim öğretim yılına başladı. Eğitim Sembolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici bir basın açıklaması yaparak 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından eğitimde eksiklikler, aksaklıklar ve toplumsal şiddet gibi birçok sorun olduğunu iddia etti. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen ve 18 milyona yakın öğrenci her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda sorun eşliğinde yeni eğitim öğretim yılına başladı. Eğitimin niteliğinde yıllar içinde yaşanan gerileme, eğitimde yaşanan ticarileşme ve dinselleşme uygulamaları ve kadrolaşma gün geçtikçe artmaktadır. Okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri, kaynakların akademik ve bilimsel eğitim kurumlarına adil ve ihtiyaca göre aktarılmaması ve veliye öğrenciye rağmen okullaşma politikaları, bir kaosa dönen liseye geçiş yerleştirme sınavları, kalabalık sınıflar, laboratuvarsız, kütüphanesiz okullar yarattı. Hatta tekrar ikili eğitime dönüşe sebepler oldu. Taşımalı eğitim sorunları giderilemedi. Kapanan binlerce okulumuz, zorunlu eğitim çağındaki binlerce yoksul çocuğun dini cemaat ve vakıfların yurtlarına yönlendirilmesi ve barınmak zorunda bırakılmasıyla sonuçlandı. Bu çocukların ruhsal ve bedensel travmalarını Karaman'da, Taşkent'te, Dikili'de, Ümraniye'de ve daha nicelerinde görüyoruz. Gezici, her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda sorun eşliğinde yeni eğitim öğretim yılına başladık dedi. Son 5 yılda açık öğretime giden öğrenci sayısı %65 artarak 1,5 milyonun üzerine çıkmıştır. Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar yıllardır görmezden gelinmeye çalışılsa da eğitim sorunu halkın en temel gündemini oluşturmayı devam etmektedir. Çocuklarımız eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamakta, yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan çocuklar eğitim hakkından eşit koşullarda ve parasız olarak yararlanamamaktadırlar. Bölgesel, cinsel, sınıfsal ve benzeri eşitsizlikler gibi en temel sorunlar yeni eğitim öğretim yılına girerken iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözmek için hiçbir somut adım atmadığı temel sorun alanlarıdır. Türkiye'de milyonlarca çocuk ve gencin eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanmasını engelleyen, eğitimi kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda yaptıkları tüm bu dönüşümlerin sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Tüm toplumu kaygıya sevk eden bu gelişmeler ülkemizi de geleceksizleştirmektedir. Eğitim Sen olarak tüm bu sorunları tespit etmekle birlikte iş yerlerimizde, sokaklarda ve yaşamın her alanında laik, bilimsel, kamusal eğitim mücadelemizi bu eğitim ve öğretim yılında da kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında tüm öğretmenlerimize, eğitim emekçilerine, öğrencilerimize ve velilerimize yalnız ve yardımsız olmadıklarını bir kez daha hatırlatarak sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini diliyoruz.